Gaziantep'te Abdurrahman Ceylan, huzur evinde yaşayan ablasının öldüğüne dair aldığı telefonla cenazeyi almak için oğullarını İstanbul'a yolladı. Defnedilen cenazenin 3 ay sonra başka birine ait olduğunu öğrenince hayatının en büyük şokunu yaşadı. Çünkü ablasının aslında yaşadığı ortaya çıktı. Ceylan, defnettiğimiz cenazenin sahibi kimse gelsin alsın diyerek durum yetkililere bildirdi. Bu ilginç ve trajik olay akıllarda soru işaretleri bıraktı. Hasan ya. Hasan olsun. 2020'den Sarı'yı ben huzur evine teslim ettim. Gidip geliyordum, bakıyordum. Deprem dolasından gittim geldim Sarı'yı sonra bulamadım. Nereye verdiğini bilmiyorum. 6. ay 18'den İstanbul'da bana telefon açtılar. Dedi gel ablanı götür dedi. Gelmiyorsa dedi şeye vereceğim. Kimsesiz mezara vereceğim. Çoğularım görevledi, gittim cenazeyi getirdim. Bakarsa demiş, kokar, paket bozulur, etki yok, kimse bunu paketlemez, uçak almaz. Kağıtı okumuşlar, bak su ismi, şey doğumu tutuyor, vermişler, getirdiler. Ama bu cenazeyi kaldırırken 20 kilo yoktu efendim. Benim gayret kaldım. Hatta ben orayı yıkan bayana söyledim, dedim ya benim ablam bela belaydı, dedi kardeşim kurtlanmış, bu zayıflamış. Ben de inandım, güvendim. Ben ne bilirdim, benim değil. Cenazeyi yıkarken dedim ben bacımı, ablamı göreyim. Ablamı tak kaşınla şurası iki göz görünüyordu. Burun üstünden burayı karış görünmüyordu. 2024, 9. ayı 9'dan Yavuz Eylül'de bana telefon geldi. Sarıya sağdır, gel Sarıya götür. İnanmadım. Sarıya öldü dedim. Tekrar gittik, gözümle gördüm, Sarıya'yı gördüm. Ondan sonra... Şimdi de diyorum ki ablam sağdır, gelin bu cenazeyi götürün. Etkilere söylüyorum. Bu cenaze kime aitse gelin çıkarın, tespit edin. Bu bana abla diye gönderdiler ama cenaze benim değildi. Bacım sağdır. Cenaze kaybolanlar gelsin. Cenaze benim yanımdadır.